Arkadaşlar ben Meral. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum içerikleri paylaşacağım. Paranormal olaylar, cinler, kabileler, ruhlar, ölüm ve ötesi, berzah alemi gibi olaylar, gerçek hikaye ve yaşanmış olağanüstü olayları birebir kendimden de yola çıkarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı, bilinen ve bilinmeyen içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu tür içeriklerin devamı için zili açmayı unutmayın. Günümüzde çoğumuzun cinlerle ilgili merak ettiği çok şey vardır. Birebir yaşayanlar. Bunlardan başlıcası musallat veya aşık olan cinler ve göz perdelerinin kalkması, çakraların açılması. Çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alır. Çoğu zaman bu tür olaylarla ilgili çok daha fazla ilgilendiğini görüyorum şu son günlerde, çok fazla özellikle. Ama birebir görmek isteyenlerin sonradan pişman olduklarını da biliyorum. Cin çağırma olayları gibi, musallat olayları gibi, aşk olayları gibi bu tür olaylar paranormal olaylar olarak lanse edilse de aslında cinlerin birebir oyunu bizim için. Evet arkadaşlar, cinler bir insana neden musallat olurlar? Bu konuda sizlere aydınlatmaya çalışacağım. Yüce Allah Kur'an'da cinlerin de nefis sahibi olduklarını belirtiyor. Dolayısıyla cinler de hesaba çekileceklerdir. Cinler esasında bir insana bilerek musallat olmazlar. Musallat genellikle insanın teşviki sonucunda ortaya çıkıyor. Yani kişinin başıboş davranması, hayatını boş şekilde sürdürmesi, sorgulamaması, manevi boşluğa düşmesi nedenlerindendir. Kişi hayatını amaçsızca sürdürdüğü zaman ona cinler musallat olabilirler. Hayatın bir anlamı yokmuş gibi davranan kişiler eğlence ve zevkine düşkün olarak yaşamaya başlaması gibi. Manevi anlamda boşlukta olması, Kur'an'dan uzak olması, namaz kılmaması cin musallatı için davetiye çıkaran sebeplerden biridir. Değerli arkadaşlarım, sizlerden uzak kalmasını isterseniz mutlaka manevi anlamda güçlenmeniz gerekecek. Bu sayede kötü cinlerden uzak duracaksınızdır. Cin musallatı konusunda bugüne kadar onlarca kez düşünceler dile getirildi. Lakin henüz bu sırrın çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Cinler musallat olduğu zaman iradeye hüküm verirler. Artık kişi kendisini kaybeder. Bu arada zaten belirtilerden bahsedeceğim. Cin yaptığı hareketlerde değişiklikler yaşamaya başlar. İrade dışı gülme, ağlama olayları çok fazla oluşmaya başlar. Uykuda çığlık atma durumları, cin musallatı olduğunda ortaya çık. Uykuda sürekli kabuslar görmesi, en ufak sorunda duygusal davranmaya başlamalar cin musallatı tesirleri arasında yer alır. İnsanın maddi anlamda hayatının ters gitmeye başlaması, cinlerin musallat olduğunu insan kendi sosyal yaşamında aşırı şekilde huzursuz olmaya başlar. Çevresinde saygı duymaz. Sevgisinde belirgin bir azalma meydana gelir. Cinlerin musallat olduğu kişi yakınlarından da uzak durur. Onlarla yakınlaşmak istemez. Cin musallatı durumunda enteresan sürekli değişik sesler duyulmaya başlar. Yalnızlıktan aşırı şekilde korkarlar. Değerli arkadaşlar, söz konusu musallat etkileri kesinlikle sonradan gelişen durumlardır. Örneğin, cin musallatı olmuş kişinin duygusal olması değerlendirelim. O kişi eskiden beri duygusalsa bu cin musallatı değildir. Ama sonradan duygusallaşmaya başlamışsa cin musallatı söz konusudur. Cin musallatından kurtulmak mümkün mü? Evet, mümkündür arkadaşlar. Etrafınızda veya size cin musallatı varsa ferahlayın. Çünkü cin musallatı için çözümler mevcut. Bunları dikkate alırsanız Allah'ın izniyle cinlerden kurtulmuş olacaksınız. Allah'ın kelamı Kur'an okumak için cin musallatı için çok faydalıdır. Yüce Allah'ın kelamı Kur'an'da da dualar okunarak cin musallatından kurtulmak mümkündür. Felak suresi, Tarık suresi, Cin suresi, Fatiha suresi bunların bazılarıdır. Bunların dışında Allah'ın yüce isimleri zikir edilip cinlerden uzak kalmak mümkün. Cin musallatından kurtulmak istiyorsanız aklınızı kullanmalısınız. Cinler aklını kullanmayan, bilgi sahibi olmayan insanlara daha çok bulaşır. Kafasında boşluk olan insanlar ne yazık ki cinlerin tesiri altına girer. Namaz kılmak cin musallatından kurtulmanın yegane çaresidir. Allah'a sığınarak kılınacak her kötü namaz kötü cinlerin sizlerden uzak tutacaktır inşallah. Evet arkadaşlar, bu tarz içeriklerin devamı gelmesi için kanalıma abone olmayı
ve zili açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.